Kıymetli kardeşlerim, hepinizin takdir edeceği, kabul edeceği bir hakikat var ki yeryüzünün en özgür insanları özgürlüğü insanlığa ulaştırmakla mükellef olan peygamberlerdir. Peygamberlerin davası tevhid davası, tevhid davası bir özgürlük davası. Onun için her peygamber bir tevhid kahramanı olduğu kadar bir özgürlük direniş sembolü ve rehberidir de. Mesela Hz. Musa'yı bir hatırlayın. İsrailoğullarını özgürleştirme adına nasıl bir mücadele vermişti? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hatırlayın. Bunun bu mücadeleyi nasıl verdiğini yine görürsünüz. Ancak burada gözden kaçırmamamız gereken bir hakikat var. Bütün peygamberler hepsine binlerce selam olsun. Önce kendileri özgürleştirdiler, özgürleştiler. Sonra toplumlarını her türlü kölelikten mesela bazen bedenleri köle ruhları özgür bazen ruhları köle bedenleri özgür bazen hem ruhları hem bedenleri köle olan toplumlarla karşı karşıya kaldılar peygamberler. Hangi durumla karşılaşırlarsa karşılaşsınlar onları özgürlüğe ulaştırma noktasında çok ciddi gayretler verdiler. Tarihin gördüğü görebileceği en özgür insan da bunu iftiharla söyleyebiliriz. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Allah Resulü'nün o kutlu hayatına özellikle de o 23 yıllık risalet hayatına bu nazarla baktığınızda öyle güzel şeyler görüyorsunuz ki benim güzel kardeşlerim. Bakın hepinizin bildiği bir rivayeti şimdi sizlere hatırlatacağım. Bu rivayet üzerinden Allah Resulü'nün nasıl her türlü prangadan, her türlü ayağındaki zincirlerden kurtulduğunu anlamış olacağız. Yani bunu ancak özgürlüğü zirvede yaşayan birisi söyleyebilir diyeceğiz. Ya bu nasıl bir söz ve bu sözü söylerken nasıl büyük bir özgüvenle, nasıl büyük bir cesaretle, nasıl bütün bir bütün bir prangalardan kurtulmuş bir halde söylüyor hep beraber şahit olacağız. Şimdi yıllar geçmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sesi bir türlü kısılamamış Mekke'de. Davet her geçen gün yayılıyor. Her geçen gün davet Mekke'de birisini özgürleştiriyor. Sadece özgürleştirdiği Bilal, Ammar, Yasir gibi köleler değil. Sadece mevaliden yani hürriyetini kazanmış köleler de değil. Sadece bu iki sınıf değil hürleni de hürleştiriyor. Ebu Bekir hürdü bir daha imanla İslam'la o hürriyeti daha farklı bir noktaya taşıdı. O hürriyeti daha farklı bir biçimde temsil etmeye başladı. Dolayısıyla her gün yeni bir isim. O hürriyeti, o özgürlüğü elde ediyor. E bu da telaşlandırıyor tabii Mekke'deki köle ruhlu olan o ekabir takımını ve onlar telaşlanarak ne yapacağız diye alternatif oluşturmaya çalışıyorlar. En son diyorlar ki ya gidelim Ebu Talib'e son bir ultimatom verelim. Ya yeğenini sustur ya da artık bundan sonra aramızda kılıçlar konuşacak diyelim. Ve gidiyorlar bir heyet gidiyor Ebu Talib'e. Ebu Talib'in karşısında başlıyorlar konuşmaya. Senin yeğenin şöyle şöyle yaptığı, atalarımızın dinine dil uzattığı, aramıza ikili koyduğu ilahlarımıza işte şöyle şöyle şeyler söyledi. Bizim akıllılarımızı küçülttü. Neler neler söylüyorlar. Diyorlar ki son söz olarak ya sen artık yeğenini durdur durduracaksın ya da bundan sonra artık biz hepimiz yani Mekke'nin geri kalan tak, insanları sizi durduracağız. Yani artık size hayat hakkı vermeyeceğiz, size savaş açacağız. Böyle bir ultimaton aslında. Ebu Talip üzgün, çok da böyle çaresiz bir vaziyette onlara tamam sizin için bir daha yeğenimle ile konuşayım diyor ve onları gönderiyor. Haber gönderiyor, yeğen geliyor, yeğene kurban olduğumuz. Ebu Talip orada böyle biraz da duygusal bir atmosferle biraz daha farklı bir şekilde yiyenim diyor. Hem bana acı, hem kendine acı. Bu adamların niyeti böyle böyle. Ne olur artık onların ilahlarına karışma. Ne olur artık atalarımızın dinine şöyle yapma, böyle yapma diye uyarılarda bulunuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zannediyor ki amca Ebu Talip artık bundan sonra onun arkasında durmayacak. Ona destek vermeyecek. Böyle bir şey bile bir pranga bakın. Aslında Allah Resulü için bir pranga ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem salat ve selam ona olsun o prangayı bile atarak tarihe geçecek o sözü söylüyor. Amca diyor güneşi sağ elime ayı sol elime verseler bu dava varacağı yere varana kadar ya da Allah beni bu yolda alıncaya kadar ben bu davadan vazgeçmem diyor. Bu sözü söyleyerek Allah Resulü biraz daha duygusallaşıyor. Gözünden damla damla yaş akıyor. Artık fazlaca orada duramadan hemen Ebu Talib'in önünden çıkmak için harekete geçiyor. Bir iki adım attığı zaman Ebu Talib dur dur yeğenim diye Allah Resulü'nün huzuruna çağırıyor. Ben diyor senin yanındayım. Bundan sonra da yanında kalacağım. Git ne yapıyorsan yap diyor. Allah Resulü özgürleşti. Özgürce bir şeyi haykırdı orada. Allah'ın dini hiç kimseye muhtaç değil dedi. Bu din kemale erecek. Allah nurunu tamamlayacak. Ne olursa olsun ben bu dinin temsilcisi olarak bana ne vaat edilirse edilsin. Ne söylenirse söylesin. Hiçbir şeye takılmadan hiçbir korkutmadan da korkmadan ne verilenlere ne alınacak olanlara takılmadan bu davanın gereği neyse onu ortaya koyacağım. Bunu dedi Allah Resulü ve kazandı. Şimdi hatırlayın daha öncelerini Ebu Talib'in karşısına yine gelmişlerdi Mekkeliler, Kureyşliler Ne demişlerdi? Ya senin yeğenin bizden ne istiyor? Eğer istediği paraysa toplanalım. İçimizde bir havuz oluşturalım. Onun için para toplayalım ve onu en zenginimiz yapalım. Eğer bize lider olmak istiyorsa toplanalım onu kendimize lider olarak ilan edelim. Eğer istediği kadınsa içimizdeki en güzel kadınları ona verelim. Ne istiyor senin yeğenin? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu teklif yapıldığı zaman efendimiz aleyhissalatü vesselam özgür özgür hiçbir prangası yok ki onun ayağına takılan hiçbir şey yok ki onun için o mesela ne paraya takıldı ne mülke takıldı ne iktidara takıldı ne şuna takıldı ne buna takıldı hiçbir şeye takılmadı. Davasına odaklandığı için o davasının gereğine ait bir şeyler söyledi. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cemaatimin sayısını müntesiplerini arttırayım kendimi güçlendireyim düşmanın karşısında güçlü olayım mülkü iktidarı ele geçireyim güç bende olursa işte ben Mekkelilerin lideri olursam nasıl olsa lider olarak daha fazla onlara etki edebilirim bunların hiçbirini düşünmedi çünkü dert bu değil dert bu değil dert ne Allah'ın dinini Allah'ın istediği gibi yaşamak ve yaşatılmasına gayret etmek. Onun için hiçbir zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeye takılmadı. Hiçbir şeye takılmayan insana işte biz özgür diyoruz. Hiçbir şeye. Ayağına hiçbir bağı bağ olarak almayan insana biz özgür diyoruz. Ve insanlık tarihinin gerçekten en özgür şahsiyeti olarak iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bu haykırışını görüyoruz. Eğer biz bunları anlar da özgürlüğü yanlış yerlerde değil gerçek özgürlüğün zirvesini oluşturan özgürlük kahramanlarından onu öğrenir de hayatımıza taşırsak valla biraz olsun o lezzeti tadarız. Tattığımız zaman da ey özgürlük sen ne güzel bir nimetsin deriz ve tutsakları, esirleri, köleleri kurtarmak için çırpınışa gireriz. Çünkü kurtulma derdi olanın kurtarma adına çırpınışı olur o çırpınış da ancak o işi biraz olsun tadanın yapabileceği bir şeydir Allah hepimize bunu nasip eylesin